Günaydın değerli izleyenler. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanının da yaşanacağı 10. hafta başladı. Gelin şöyle bir programa birlikte bakalım. Dün oynanan karşılaşmada Net Global Sivasspor Adana Demirspor'u 4-2 ile geçmeyi başardı. Bugün saat 13.30'da Atakaş Hatay Spor, Bellona Kayseri Sporu, 16'da Kasımpaşa Samsun Sporu, 19'da da Göztepe Trabzonspor'u Sporu ağırlayacak. Pazar 13.30'da Gaziantep Futbol Kulübü Tumosan Konya Spor, 16'da Korendon Alanya Spor, 10 Antalya Spor ve 19'da Fenerbahçe Sipey Bodrum Futbol Kulübü maçları oynanacak. Pazartesi 17'de Rams Başakşehir İkaz Eyüp Sporu ağırlayacak ve saat 20'de Dev mücadele Galatasaray Beşiktaş derbisi oynanacak. Bu haftayı bağ geçen takımsa Çaykur Rizespor olacak. Gazete manşetleriyle Sabah Sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün gündeminde dikkat çeken başlıklar, haberler nelermiş? Hemen ana sayfalarla başlayalım. Foto maç gazetesinin ana sayfasında Transfer haberlerini görüyoruz manşette. Aslan Calabria'yı bitiriyor ki az önce bu haberi paylaşmıştık bizde. İtalyan medyası Milan'ın Sabeki'nin Ocak ayında Galatasaray'a transfer olacağını duyurdu şeklinde bir haber. Hemen yanında da Fener'de sıcak saatler haberini görmek mümkün. Futbol direktörü Mario Branco, Atletico Madrid'in Solbek'i Reynildo için... İspanya seferine çıkıyor. Medina Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum. Aksi halde Boka'da oynamayacağım diyerek res çekti. Varan 1 ve 2 şeklinde iki transfer haberi mevcut. Parti bombası... Ara transferde önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Arsenal'ın Ganalı ön liberosu Thomas Parti'ye kanca taktı şeklinde bir haber. Yine Beşiktaş bölümünde dikkat çekiyor. Mourinho şov yaptı. Avrupa basınında Fenerbahçe'nin beraberliğinin haberlerini görüyoruz. Ege'de fırtına var. Göztepe Trabzonspor maçı ve akıl oyunları başlığıyla pazartesi günkü Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi iki takımdan son durumlar paylaşılmış. Şimdi Fanatik gazetesi ile devam edeceğiz değerli izleyenler. Ana sayfada Korkmuş olabilirler başlığını görüyoruz. Mourinho'dan ligdeki rakiplere böyle bir gözdağı geldi. Manchester United maçı sonrası Türkiye'deki rakiplerimiz bizden korkmuş olabilir. Çocuklara Türkiye'de böyle oynarsak her şeyi paramparça edeceğimizi söyledim." dedi Portekizli teknik adam. Tam bir derbi avcısı. Okan Buruk'un derbi karnesine vurgu yapan bir haber görüyoruz yine Fanatik Gazetesi'nin ana sayfasında. Hemen yanında Lyon tamam sıra aslanda başlığıyla Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van yine ana sayfada görmek mümkün. Geçmiş olsun Okan Buruk başlığı dikkat çekiyor. Dün ani gelişen apandisit rahatsızlığı sonrası ameliyata alındı. Ee, Okan Buruk derbide takımın başında olması bekleniyor bir kez daha biz de söyleyelim. Şimdi sabah gazetesinin 17. sayfasına bakacağız. Bir tarafta Levent Tüzemen, bir tarafta Ali Gültiken. iki takımın e, son gündem maddelerini şöyle bir değerlendirmiş. Icardi ve Osimen kartalı yıkar başlığı Levent Tüzemen tarafında dikkat çekiyor. Okan Buruk'un Mertens'i yedek bırakabileceğini söylemiş. Jetson Fernandes'e özel önlem alınmalı. İki teknik adam derbiye rahat çıkacaktır ve Yunus Hakk'ın Galatasaray adına Önemli bir güç olacaktır diyor Levent Tüzemen. Ali Gül tükense acı tecrübeden ders çıkarır Okan Buruk demiş. 5-0'lık Süper Kupa mücadelesini hatırlatarak kazanacak irade ve yeteneğin daha önce ortaya konulduğu özellikle Lyon maçındaki performansa vurgu yaptığını görüyoruz. yine Gül Tüken'in iki hocanın da takımlarında kredisinin yüksek olduğunu söylemiş ve derbiye duran topların damga vurabileceğini de belirtiyor Ali Gültiken. Hemen bu haberin altında Samet Yüksel imzasıyla İrfancan Yol Ayrımında başlıklı bir haber görüyoruz. Mourinho'nun ilk 11'de tercih etmediği milli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Taraftarı memnun etse de hocasının gözüne giremeyen oyuncunun menajeri Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu görüşmedik dedi. Evet, devam edelim. Hürriyet gazetesine bakacağız. Sol üst köşede hem Fenerbahçe hem de Mourinho özüne döndü başlığını görüyoruz. Takım da Portekizli çalıştırıcı da Manchester performansıyla alkışlandı. Samsun beraberliği sonrası sert bir şekilde eleştirilen Jose Mourinho eski takımına karşı oynattığı futbolun yanı sıra arzusu ve tutkusuyla da övgü aldı denmiş haberin detaylarında. Jose Mourinho'nun tek kişilik şovu başlığına da bakalım. Avrupa basınında da elbette gündem oldu. E, İngiliz basınında özellikle Jose Mourinho. Daily Telegraph demiş ki Alaycı Mourinho kırmızı karttan sonra karşılık verdi. Bu yüzden dünyanın en iyisi. BBC tüm gözler Erik Ten Hag ve Manchester United'da ancak Jose Mourinho yine rol çaldı. Ve The Sun Manchester United cehenneme adım attı ve yaşlı şeytanın ta kendisiyle yüz yüze geldi demiş. Galatasaray'ın Rövanş almasına izin vermeyi Hüsey'in yücelin yaptığı açıklamalar bu sayfada kendine yer bulmuş. Az önce biz de ekrana taşımıştık. Okan Burak'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Derbide Lyon maçının moraliyle kesin galibiyet için sahaya çıkacağız. Yine Okan Buruğ'un ameliyatı burada da kendine yer bulmuş. Beşiktaş'tan da bir geçmiş olsun paylaşımı geldi. Takvim 19'a bakacağız şimdi. Bir takım tartışmalar. Şu ana kadar maçlarda tişört ve şopman tercih eden Mourinho'nun Manchester United karşısına takım elbiseyle çıkması tartışma yarattı. Sosyal medyada Mourinho bizim ligi küçümsüyor, Avrupa'daysa kendine vitrin yapıyor ifadeleri kullanıldı şeklinde bir haber. İşte Fener böyle oynar. Manchester United'ı elinden kaçıran Kanarya futboluyla ilk kez övgü aldı. Futbol otoriteleri ortak görüşte birleşti. Samsun'da topu rakibe veren Fenerbahçe'nin Manchester United önünde top sahibi topa sahip olması ve önde agresif baskı yapması alkış aldı. Otoriteler Mourinho'nun doğruyu bulduğunu belirterek işte Fener böyle oynar dedi. 9 numara artık Enesli'nin en başlığı dikkat çekici değerli izleyenler artık takımın birinci golcüsü konumunda deniyor. Manchester United karşılaşmasında takımına beraberliği getiren golü atan tecrübeli isim Avrupa'da 5. maçında golle tanıştı. Faslı Yıldız'ın Bodrum maçında da ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi. Geldiği günlerden beri beklentilerin altında kalan Forvet son zamanlardaki performansını yükseltti. Yıldız golcü Sarılarçıverkli takımda Edinceko'nun gerisinde arka planda kalmıştı diyor haber. Bu arada Manchester United maçını İsmail Kartal'ın e, tribünde izlediğine dair sosyal medyada e, haberler çıktığı söylenmiş ancak paylaşılan fotoğraftaki Beyefendinin İsmail Kartal'a çok benzeyen biri olduğu sonradan ortaya çıkmış. Bu da e, takvim gazetesinde yer alan haberlerden biri. Gazete turuyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi pazartesi günü oynanacak derbi öncesi. Galatasaray ve Beşiktaş haberlerine gazetelerden gelin birlikte bakalım. Ve hemen fotomaç gazetesinin Galatasaray sayfasıyla başlayalım. İmha planı başlığını görüyoruz. Aslan Beşiktaş'ı erken golle yıkmak istiyor demiş haber. Sarı Kırmızılılar Beşiktaş'ın defans bölgesinde yaşadığı problemleri değerlendirmenin planlarını yaptı. Barış'ın patlayıcılığı, Yunus'un geziciliği, Icardi'nin bağlantı rolü ve Osime'nin koşullarıyla rakibin dengesi bozulacak şeklinde bir haber. Avspor maçı sonrası rejenerasyon çalışması gerçekleşti. Dünü izinli geçirdi ve sonra da e, hazırlıklar başlıyor şeklinde bir kutu haber dikkat çekici. Derbiye prim sözü verildiğinden bahsedilmiş. Mertens Dalia demeye hazırlanıyor. Beşiktaş karşısında forma giyerse 100. maçına çıkmış olacak. Galatasaray formasıyla onun dışında şöyle sayfanın alt taraflarına doğru geldiğimizde Okan Buruk en iyi sezon başlangıcını tekrarlamak istiyor. Tek rakibi kendisi haberini görüyoruz. Tecrübeli hoca geçen yıl olduğu gibi 10 haftada 28 puan alarak rekorunu tazelemeye hedefliyor denmiş. Ve Gözler Icardi'de başlığını görüyoruz. Derbilerdeki 4 maçlık suskunluğunu bitirmek isteyen Yıldız oyuncu Beşiktaş'ı gözüne kestirdi deniyor. Şimdi fanatik Galatasaray sayfasına bakalım. Üçüncü sayfaya geçiyoruz. Aslan hocasına güveniyor. Okan Buruk Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 11 kez görev aldı. Sarı Kırmızılılar bu maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Pazartesi günkü derbide de Aslan'ın en önemli kozlarından biri Okan Hoca olacak denmiş. Geçmiş olsun Okan Buruk haberini bütün sayfalarda elbette görüyoruz. Ee, Galatasaray Teknik Direktörü dün öğle saatlerinde ani gelişen bir apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. E, Beşiktaş Kulübü'nden de bir geçmiş olsun paylaşımı geldi elbette. E, ve derbide sahada olması, sağ kenarında olması bekleniyor Okan Hoca'nın. İkardi derbiye hazır başlığına yine bakalım. Milli ara sonrası form grafiğini yükselten ve fiziksel açıdan çok iyi bir seviyeye gelen Icardi, Elsborg maçının ardından umarım Beşiktaş'a gol atarım derken derbiye yönelik özel çalışmalar yapmaya da başladı deniyor. Ve sayfanın en altında Beşiktaş'ın kabusu başlığını görüyoruz. Galatasaray ile Beşiktaş pazartesi günkü mücadelede Rams Park stadyumunda 15. kez karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar bu statta Kartal'ı tam 10 kez mağlup etti. Beşiktaş'ın ise sadece iki galibiyeti bulunuyor demiş haber. Takvim 18. Rakamlarda denge var. Galatasaray ilk 9 haftada Beşiktaş'a göre çok daha iyi bir hücum ve bitiricilik performansı sergiledi. Kartalsa toplu oynama, pas ve savunmada rakibinin önünde demiş haber. Aslan'ın kozu Samiyen Galatasaray Beşiktaş'a karşı iç sahada büyük üstünlük kuruyor. Cimbom Kartal'ı son 4 maçta eli boş gönderdi. Sarı Kırmızılılar ezeli rakibine karşı evindeki son 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlik elde etti. Hiç yenik duruma düşmedi. 13 gol atıp sadece 4 gol yedi denmiş. Ve şimdi Foto Maç gazetesinin ikinci sayfasıyla Beşiktaş sayfasına geçelim. Parti sürprizi ilk olarak bir transfer haberi görüyoruz. Beşiktaş yönetimi el yükseltti. Kadroyu daha güçlendirmek isteyen transfer komitesi Arsenal'ın Ganalı yıldızı ön libero Thomas Parti'ye teklif götürdü şeklinde bir haber. Jetson Fernandez haberini görüyoruz hemen bakalım. Bir orta saha oyuncusundan çok daha fazlası denmiş. Sao Tome asıllı Portekizli futbolcu bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da attığı gollerle Beşiktaş'a hayat vermeye devam ediyor. Takımın adeta Joker oldu denmiş. Onun dışında Lyon Panteri Ersin kutusu dikkat çekiyor. Lyon galibiyetinde yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli bir rol oynadığına vurgu yapılmış. Ersin Destanoğlu'nun Mert Günok'un yokluğunda bildiğiniz gibi kaleye geçmişti Ersin. Fanatik 2'ye hemen bakalım. Sıra geldi Aslana başlığını görüyoruz burada da. Avrupa'da Lyon zaferiyle coşan Karakartal gözünü pazartesi günkü Galatasaray derbisine çevirdi. Yabancı hoca ile Cimbomu deplasmanda en son 2011 sezonunda yenen Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'la 14 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor demiş haber. Az önce bizde bültende bu haberi paylaşmıştık. Fransız basını şokta başlığına da bakalım. Karakartal'ın Lyon zaferi Fransız basınında da geniş yankı yarattı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Lekip. 1-0'lık sonucu Lyon sahasında Beşiktaş'a çok acımasız bir şekilde yenildi. Başlığıyla okuyucularına duyurdu denmiş. Lyon'un Jetson pişmanlığı başlığına da hemen bakalım. Lekip'in yine haberine göre sezon başında Lyon için öncelikli hedef olarak belirlenen Jetson Fernandes'in transferi Fransız ekibi tarafından bitirilememişti. Jetson'un kendilerine karşı gösterdiği performansın ardından Fransız kulübünün büyük bir pişmanlık yaşadığı da söylenmiş haberin detaylarında. Evet şimdi gelin Göztepe maçı öncesi Trabzonspor'un muhtemel 11'ine birlikte bakalım. Uğurcan Kale'de Maleiro, Mendy, Densvilleren savunma dörtlüsünü oluşturacak. Okay, Ozan, Çam. Orta sağ üçlüsü kanatlarda Vişça ve Draguş bekleniyor. Önde ise Banza'nın forma giymesini bekliyoruz. Şu an itibarıyla Trabzonspor'da. Evet yine bir gazete turu yapacağız şimdi. Bu kez de Fenerbahçe ve Trabzonspor haberlerine birlikte bakalım. Foto Maç gazetesinin 3. sayfasıyla hemen başlayacağız. Fenerbahçe sayfası. Mourinho İngiliz gazetelerinin manşetlerini süsledi. Jose rol çaldı başlığını görüyoruz. Mourinho tek kişilik şovunu sürdürürken Avrupa Ligi'nde oynanan maç berabere sonuçlandı ve Manchester United Avrupa'daki son 11 maçında bir kez kazanabildi denmiş. Yine gazete küpürlerini de e, fotoğraflarının paylaşıldığını görüyoruz. Gözlemcilerin ekstra bir rapor düzenlememesi halinde Jose Mourinho'nun kırmızı kartı nedeniyle bir maç ceza almasının beklendiği söylemiş. Bu söylenmiş. Bu durumda 7 Kasım'da oynanacak Azi Akmar karşı karşılaşmasında yedek kulübesinde olmayacak Jose Mourinho. Hemen Avrupa Ligi fikstürüne de şöyle bir bakalım. 7 Kasım Altmar deplasmanı, 28 Kasım Slavya Prag deplasmanı var. 11 Aralık'ta Atletik Bilbao'yu ağırlayacak. 23 Ocak'ta Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe ve 30 Ocak'ta da Mitilanta konuk olacak. Fred düşüşte şeklinde bir kutu haber var ona da bakalım. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred son dönemde futboluyla hayal kırıklığı yaratıyor. Samsun Spor maçından sonra Manchester United karşısında da sınıfta kalan Brezilyalı 9 ikili mücadelenin 5'ini kaybettiği mücadelede bekleneni veremedi denmiş. Onun dışında sayfanın altına geldiğimizde İrfancan Yolcu mu başlığını görüyoruz. İlk 11'e giremeyen 29 yaşındaki oyuncunun menajeri Davila. Fenerbahçe ile görüşmedik birçok opsiyonumuz var şeklinde bir açıklama yapmış. Hemen yanında bana bağlı değil başlığıyla Osay Samuel geleceğiyle ilgili soruya bu yanısı verdi deniyor. Sözleşmesi sona erecek Nijeryalı oyuncu kalıp kalmayacağımı bilmiyorum bana bağlı değil diyerek yönetime mesaj gönderdi demiş haber. Fanatik gazetesiyle devam edelim. Jose Mourinho manşetlerde İngiliz basını Fenerbahçe ile Manchester United arasında oynanan ve bir bir sona eren maça geniş yer verdi. Manşetleri süsleyen isimse Portekizli teknik adam oldu Daily Mail. Mourinho'nun tek kişilik şovu kırmızı kartla sahneye çıktı derken The Sun, Manchester cehenneme adım attı ve yaşlı şeytanla yüz yüze geldi ifadelerini kullandı. Türkiye'de paramparça ederiz. Jose Mourinho kendilerinden üst seviye bir takıma karşı harika bir maç çıkardıklarını dile getirdi. Dünyaca ünlü teknik adam bu oyunumuzdan sonra Türkiye'deki rakiplerimiz bizden korkmuş olabilir. Çocuklara Türkiye'de böyle oynarsak her şeyi paramparça edeceğimizi söyledim, dedi. Sayfanın en altına geldiğimizde Bodrum için başladılar haberini görmek mümkün. Sarılarcı Berkliler Lig'de yarın ağırlayacağı Bodrum spor mücadelesinin hazırlıklarına hemen başladı. Mourinho'nun bu karşılaşmada kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Cezalı Fred'in yerine İsmail oynayacak. Ayrıca Kostic'in 11'de olması Manchester kahramanı en Nesri'nin S formasını koruması muhtemel. Ayrıca bir İrfan Can sürprizi de olabilir ve İrfan Can da ilk 11'de başlayabilir demiş haber. Milliyet gazetesine de hemen şöyle bir bakalım. Yine İngiliz basınının Mourinho ile ilgili haberlerini Mourinho yine rol çaldı başlığıyla. Milliyet gazetesinde de görmek mümkün. BBC tüm gözler Ten Hag ve Manchester United'da ama Mourinho yine rol çaldı ifadesini kullandı. En nesriye gol dopingi. Sena Dokun haberi Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren ortaya koyduğu performansla eleştirilen Faslı Forvet, Manchester United karşısında attığı golle hem üzerindeki baskıyı bitirdi hem de taraftarla barıştı. Teknik direktör Mourinho'nun da Enesri'ye daha fazla şans vereceği öğrenildi denmiş. Sayfanın en altında bir de Trabzonspor haberi görüyoruz değerli izleyenler. Ona da hemen şöyle bir bakalım. Fırtına ilk peşinde başlığıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezon 4 deplasman maçında da beraberliğe razı olan Trabzonspor. Bugün Göztepe'yi yenerek hem kötü seriyi sonlandırmak hem de kazanarak yoluna devam etmek istiyor denmiş. Foto maç 5. Rol model Doğan. İstanbulspor'un başkanı Saralioğlu, kulüpler borç batağından kurtulmalı. Bu konuda Trabzonspor'un bir buçuk yılda yaptıkları örnek alınmalı. Ertuğrul Doğan bir rol model ifadesini kullanmış. Hemen biraz daha alta doğru geldiğimizde bir maçtan fazlası başlığını görüyoruz. Trabzonspor bugün Göztepe deplasmanında 3 puan peşinde geçen hafta Başakşehir'i yenen Karadeniz devi bugün İzmir'de kazanarak hem ligde ilk kez ardarda arda kazanmak hem de deplasman galibiyeti siftah yapmak istiyor demiş Yunus Emre Sel haberinde. Vişcan'ın performansına vurgu yapıldığını görüyoruz değerli izleyenler. 34 yaşında olmasına rağmen en fazla mücadele eden ve savunmaya yardım eden oyuncular arasında yer alıyor denmiş. Ayrıca hem eşyanın hem de Eren'in Dalya diyecekleri de belirtiliyor sayfanın detayında. Bir de gelin fanatik 5'e bakalım. Derbi öncesi son çıkış. Göztepe topla çok fazla oynamayan, rakibe bırakan ancak doğru alan daraltıp geçişlerle sonuç alan bir takım. Trabzonspor önde doğru basmalı ve hızlı olmalı. Fenerbahçe derbisi öncesi adeta son prova olacak. Draguş ve Bardi kilit adamlar demiş Olcay Çakır fanatik gazetesi için yaptığı değerlendirmesinde. Evet değerli izleyenler dört büyük takımın gündem maddelerine şöyle bir göz attıktan sonra gelin Skype bağlantımızı yapalım. Hüseyin Özkök'le konuşacağız. E tabii ki dış basının gündemini Hüseyin Özkök'le değerlendireceğiz. Hüseyin Özkök günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Ezgi günaydın, hoş bulduk. İyi hafta sonları diliyorum herkese ve sana da iyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Ee, biz de size aynı şekilde iyi hafta sonları diliyoruz. Şimdi malum Avrupa maçlarını e, geride bıraktık ve e, her zaman olduğu gibi aslında isterseniz şöyle bir değerlendirme yapalım. Nasıl bir hafta geçirdik? Ülke puanında e, son durum şu an itibariyle nasıl? E, neler söylersiniz? Evet ben e, hafta içi İstanbul'daydım. Bir hafta e, İstanbul'da kaldım. Seninle karşılaşamadık. Evet bu sefer Ama, karşılaşamadık. E, evet. Hem galatasaray Espor karşılaşmasını hem Fenerbahçe-Messunat karşılaşmasını e, stadyumda yerinde izledim. E, galatasaray- Espor maçından başlarsak e, Galatasaray e, ilk yarı çok iyiydi. E, farklı şekilde öne geçti ama ikinci yarıda geceyle gündüz kadar farklı bir ortam vardı. Ve Galatasaray ikinci yarıyı 3-1 kaybetti. Neyse ki e, o attı, ikinci yarıda attığı gol sayesinde işte maçı 4-3 kazanmayı başardı. Bir önceki maçta da Rigas'ta hatırlarsan Galatasaray 2-0 önüne geçtiği karşılaşmayı ikinci yarıda gollerle berabere bitirmişti. Galatasaray bu şekilde Avrupa'da yoluna devam etmesi zor. E, savunmayın. savunmanın ikinci yarıda özellikle oyundan düşmesi, takımın oyundan düşmesine Okan Buruk'un çare bulması lazım. Diğer yandan sen de hatırlarsın Fenerbahçe Manchester United ile eşleştiğinde yaptığımız değerlendirmelerde Fenerbahçe'nin iç sahada Manchester'la oynamasının avantaj olduğunu, çünkü Manchester United'ın son yıllarda çok büyük düşüş yaşadığını ve Fenerbahçe'nin iyi kadrosuyla Manchester United'i ye yenebileceğini söylemiştim ben. Ee, ancak Manchester United maçına gelene kadar Fenerbahçe istenen ve beklenen futbolu bir türlü oynayamadı. Ee, Jose Mourinho çok eleştirildi. Ancak bu karşılaşmada gerçekten Fenerbahçe e, aynen bir büyük takımın oynaması gerektiği gibi sahası ve seyircisi önünde oynadı rakibe ileride baskı yaptı hiç çıkartmadı rakibi. Manchester United geride o kadar çok pas yaptı ki sürekli top onan adaydı. Eee dolayısıyla Fenerbahçe'de sol bek problemi hiç yaşanmadı. Mert Müldür acaba işte Rashford karşısında ne yapar diye konuşurken biz maç önü yayınlarımızda Mert Müldür de çok rahat bir maç geçirdi. Çünkü Manchester United ileriye çıkamadı. Dolayısıyla Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı. Yazık oldu. E, hak etmişti bence galibiyeti Fenerbahçe ama olmadı. E, bir birlik skorla ayrıldılar. Ama gelecek adına tabii ki umut verdi Fenerbahçe için. E, Lyon-Beşiktaş maçını da işte tabletten Fenerbahçe maçı sırasında izlemeye çalıştım. Beşiktaş da çok baskı yemesine rağmen Ersin'in de iyi oyunu, savunmanın iyi oyunuyla orada e, gol yemedi. Aksine bir de e, gol atarak Jetson-Fernandez vasıtasıyla karşılaşmayı 1-0 kazandı ki Beşiktaş'ın da çok eksikleri vardı. Buna rağmen biz ile çıktığımız yayında Burak'la demiştik ya Beşiktaş bir puan alırsa harika olur. Bir de üstüne krema koydu Beşiktaş. Üç puan aldı. Çok güzel oldu bu. Çünkü ilk iki maçında kaybetmişti. Böyle Başakşehir'e üzüldüm. Yani o yenildiği takım, farklı yenildiği takım hakikaten çok çok zayıf. Başakşehir'in aslında kaliteli olmayan bir takımdı ama maçı da seyredemedim. Bilmiyorum ama farklı bir skorla mağlup oldu. Üçü puanına gelecek olursak şu anda biz e, verimli bir hafta geçirdik e, Ezgi ve bu verimli hafta sonunda e, 38.300 puana ulaştık. E, ve takımlarımızın 2 galibiyet, 1 beraberliğiyle 5 e, puan aldık. Bu 5 puanın da 5'e bölümüyle 1 tam puan ülke puanı ekledik. Çek takımları sadece 1 beraberlik aldılar. Onların da 4 takımları var. 3 yenilgi bir beraberlikle onlar da ülke puanına 0 20 puan eklediler. Ama biz arayı biraz kapatmış olduk böyle 0.80 puan e, bareminde kapatmış olduk. E, dokuzunculuk için çekişeceğiz Çekya'yla hep söylüyoruz bunu bir sezon boyunca. E, dokuzuncu olmanın da avantajı e, şampiyon takımın 26-27 sezonunda e, doğrudan katılmasının yanında lig ikincisinin de e, ikinci elime turundan değil üçüncü elime turundan katılması söz konusu e, böyle bir durumda. E, bakalım sezon sonuna kadar Çekya'yla mücadelemiz devam edecek. Peki şimdi diğer günden maddelerimize şöyle bir bakalım. Ee, Şampiyonlar Ligi 2027 finali Milano'dan alınmıştı ve iki talibin olduğuna dair haberler. Şimdi hem Milano'dan evet. neden alındığını isterseniz bir hatırlatalım izleyicilerimize hem de hangi şehirler talip bilgiyi verelim. 2027 Şampiyonlar Ligi finali Milano'da San Siro'da oynanacaktı Ezgi. Fakat eee ilgili bazı sorunlar var. Çünkü statın yenilenmesi gerekiyor böyle bir final için. O yenilenmeyle ilgili sorunlar olunca UEFA e, güvenemedi eee işletmecisine ve e, Şampiyonlar Ligi'nin finalini 2020'deki finali e, Milano'dan aldı. E, bu da normal çünkü e, Milano'daki stadyum gerçekten artık eski. Hatta Milan'la Inter acaba eee ayırsak mı diye konuşuluyor. E, Başka bir yerde mesela interstat yapmak istiyor gibi durumlar var ama şu an için henüz daha hiçbir şey açıklığa kavuşmuş olmadığı için UEFA'da güvenemedi ve karşılaşmayı oradan aldı. Bunun için adaylık açıklamasını yaptı UEFA. İki tane resmi aday başvurusu var. Bunlardan bir tanesi Atletico Madrid'in stadı Metropolitana, diğeri de Bakü e, Bakü Stadı, Azerbaycan'daki Bakü, bizim de milli maçımızı oynadığımız Avrupa Şampiyonası'nda 2020'deki stad. onlardan birine karar verilecek. bakalım e, iki biri olacak. Tabii ki İspanya Metropolitana Stadı güzel bir stad. Yeni Atletico Madrid oradan bir, orada bir süredir oynuyor. orada da, orası da güçlü bir aday ama Bakü'deki stad da çok güzel. artık UEFA'nın icra kurulu Buna karar verecek, karar da yakın zamanda açıklanacak. Peki, şimdi bugün malum El Clasico günü ve Real Madrid Barcelona mücadelesi. Sizinle daha önce evet. konuşmuştuk Barcelona'nın Coldplay sponsorluğunda çıkacağını. O gün geldi çattı ve şimdi aslında evet. sponsorluktan ziyade temiz maçın nasıl geçeceğini daha çok merak ediyoruz. Oldukça çekişmeli bir rekabet var yine. Nasıl değerlendirirsiniz, nedir beklentiniz? Bu rekabet tabii dünyanın bir numaralı rekabeti diyebiliriz. Hani ülkeler bazında baktığımızda hani uluslararası kapışmalarda değil de ülkeler bazında baktığımızda dünyanın bir numaralı rekabeti diyebiliriz. Barcelona Real Madrid El Clasico yani bir klasik haline gelmiş bir karşılaşma. Barcelona bu sene çok çok iyi gidiyor. Hansi Flick geldikten sonra adeta bir diriliş yaşıyor Barcelona. Onca borcuna rağmen onunla ilgili de bir konumuz var zaten. Ee, ve hafta içinde de Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i 4-1 mağlup ederek e, önemli bir başarı sağladı Barcelona. Gerçekten ben beklemiyordum Ezgi Barcelona'nın Bayern Münih'i böyle farklı yeneceğini. Ben Bayern Münih'i biraz daha ağır basıyor diye düşünüyordum ama hakikaten e, Barcelona bu sezon Hansi Filik yönetiminde iyi işler yapıyor. Bu Real Madrid karşılaşması da her sonucu açık diye düşünüyorum. Real Madrid de inanılmaz bir takım. İşte Dortmund'da Dortmund'la oynadıkları karşılaşmada 2-0 öne geçmelerine rağmen Karşılaşmayı 5-2, pardon 2-0 geriye düşmelerine rağmen karşılaşmayı 5-2 e, kazandılar. Real Madrid her zaman çok büyük bir takım. E, merakla bekliyorum karşılaşmanın sonucunu sevgili Ezgi. E, sponsorlukla ilgili ne söylersiniz? Ha, sponsorlukla ilgili evet Barcelona'nın sponsoru malum Spotify müzik platformu. E, diğer yandan da İngiliz e, kulüp, e, İngiliz e, müzik grubu Coldplay. Yeni bir albüm çıkardı ve Spotify ile bir anlaşma yaptı. Ve bu anlaşma çerçevesinde Spotify'da Coldplay'in ismiyle Barcelona'nın bugün sahaya çıkmasına karar verdi. Hatta geçtiğimiz günlerde Coldplay üyeleri Barcelona'daydı, kendilerine formalar verildi. Barcelona formaları onlarla resimleri var hatta. Bugün de aynı şekilde bu Coldplay reklamıyla çıkıp e, yeni çıkan abimin tanıtımını yapacaklar Barcelona'dan. Şimdi Barcelona bir taraftan bu sponsorlukları devam ettirirken bir taraftan da ceza yemeye devam ediyor. Gerçekten çok enteresan evet. bir kulüp. E, sürekli bir ceza, sürekli bir mahkeme. Bunlardan bir belini doğrultamadı Barcelona. 500 bin euro ceza geldi ve KAS da bu cezayı onayladı. E, ne ifade ediyor bu şimdi? Şimdi Barcelona hakikaten borç içinde yüzden bir kulüp e, borçları biliyorsun 3 milyar e, euroya yaklaşmıştı. Bununla ilgili her sezon başında e, transfer ettikleri oyunculara lisans çıkartma problemi yaşıyorlar. Bu sezon aynı şey olmayla yaşandı. Şimdi Barcelona bir de hasretlerini satıyor Ezgi. E, televizyon gelecekteki televizyon yayın haklarını e, sattığı rakamı. UEFA'nın e, sürdürülebilir kurallarında bir gelir olarak UEFA'ya sunmuş. Fakat UEFA bunu kabul etmedi. UEFA sadece ve sadece futboldan elde edilen gelirleri kabul ediyor. E, dolayısıyla bu kulübün asetlerini satmayı e, kabul etmiyor. Burada UEFA'nın amacı tabii ki kulüplerin bu asetlerini satmasına da biraz engel olmak. Bununla ilgili e, o rakamı UEFA'ya yazınca Barcelona, Barcelona'da bir ceza yedi UEFA'dan 500 bin euro. Bununla ilgili KAS'a başvurdu Barcelona kulübü ama KAS UEFA'nın aldığı kararı senin söylediğin gibi onayladı ve Barcelona bu kadar sıkışıklığın içinde bir de şimdi UEFA'ya 500 bin euro ceza ödeyecek. Ama neyse ki takım bu sene iyi gidiyor da gelirler bu bağlamda artmaya başladı yeniden. Bakalım Barcelona'nın bu borç durumu ne olacak. Bir de geçen hafta Mali Kongre vardı, Barcelona'da. Laporta çok büyük eleştiriler aldı ama yine de kulüp üyeleri ettiler Laportayı. Laporta'nın daha çok işi var yani Barcelona'nın müze çıkarma konusunda. Peki şimdi FIFA'nın gündemini de konuşalım isterseniz. FIFA ve Pro'nun FIFA köprüleri attığına dair, işbirliğinin sonlandığına dair haberler ve yine FIFA ile ilgili yüzün üzerinde kadın oyuncudan FIFA'ya bir sponsor tepkisi geldiğine dair haberler. Bu ikisini isterseniz birlikte değerlendirelim. Evet, şimdi FIFA ile Pro'nun FIFA bundan 4-5 sene önce oluşturdukları bir havuz var. Bu havuz şöyle Tabii herkes parasını alıyor ünlü oyuncular ee, kazandıkları paraları cebirlerine koyuyorlar ama bir de böyle küçük takımlarda oynayan paralarını alamayan e, 5 bin 6 bin 7 bin euro 10 bin euro en fazla maaş alan oyuncular var bir de bunlar bu paralarını alamıyorlar bununla ilgili bir fon oluşturmuştur FIFA ile Fifpro bu fondan e, FIFA e, paralarını alamayan oyunculara ödeme yapıyordu fakat 2023 yılından bu yana FIFA'nın bu tip oyunculara ödeme yapmadığı ortaya çıktı. FIFA Pro'da bununla ilgili FIFA ile bir ihtilafa düştüler. Ve bununla ilgili yoğun haberler var Zürich'ten. Ancak FIFA ve FIFA Pro yetkilileri bu konuda açıklama yapmak istemediklerini belirtmişler. Ancak köprüleri attıkları haberleri geliyor. Bunun yanında FIFA'yı biliyorsun Avrupa Ligler Birliği, FIFA Pro ve La Liga... Avrupa Komisyonunda şikayet etmişlerdi. Bu maç takviminin yoğunluğunda FIFA'nın hiç kendilerine danışmadığını ve kendi kafasına göre Infantino'nun karar verdiği konusunda FIFA'da buna itiraz ediyor. Biz danışıyoruz, falan diyorlar. O da ayrı bir konu aslında. Ama bu Pro FIFA ile FIFA'nın ihtilafa düşmesi gerçekten bu tip oyuncuların yani az maaşla çalışan futbol oynayan ama paralarını alamayan oyuncular açısından kötü oldu. Umarım buna da bir çözüm bulunur. Peki. Hüseyin Özkök çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için, verdiğiniz bilgiler için. Bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben de herkese güzel bir hafta sonu dilerim. Görüşmek, görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler Hüseyin Özkök'le dış basının gündemini konuştuktan sonra devam edelim. El Clasico var dedik malum ve İspanyol basını da bu mücadele öncesi milli futbolcumuz Arda Güler'in performansını değerlendirdi. Sabah sporunda üçüncü ve son saatte stüdyo konuğumuz Furkan Bozoğlu ile birlikteyiz. Değerli izleyenler haftayı kendisiyle değerlendireceğiz. Furkan günaydın, hoş geldin. Günaydın Ezgi. Nasılsın? Nasıl, i̇yiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu artık bir klasik diyebilir El Evet, cumartesi sabahları <laughs> el klasiko diyebiliriz. <laughs> artık seninle birlikte cumartesi sabahları Aynen bir öyle. saat boyunca gündemi değerlendiriyoruz. Ve bu şekilde de devam edeceğiz. Gibi. Aynen Yazık öyle, ya bakalım. öyle duruyor. <laughs> el klasiko da var bu arada, kimi tutuyorsun? Oo. Ben Real Madrid'ciyim. Hazır El Clasico demiştik. Madrid diyorum buradan da Üzdün. Real Madrid severlere. Üzdün. <laughs> tamam işte El Clasico, Real Madrid, Barcelona. <laughs> Real Madrid, Barcelona çok güzel denk geldik. Yani evet. bilmiyorum ben Barcelona'yı destekliyorum her zaman. Arda Öyle gol mi? atsın ama Barcelona kazansın diyelim. Ya, çocukluktan geliyor galiba. İlk <laughs> benim. formam benim e, sanıyorum Real Madrid formasıydı çocuklukta. Öyle mi? Evet. E, belki oradan geliyor. Bir Beckham formam vardı sonra Robinho'ya dönüştü. Hmm. E, Fenomen Ronaldo'yu alamamıştım. Sen Öyle o bir dönem Galacticos zamanlarında evet, tutmuşsun. Kesinlikle yani tabii ki Barcelona'da da mükemmel efsaneler, efsane tabii oyuncular ki. vardı ama Real Madrid bir başka ...Los Galacticos diyoruz yani... ...bu hafta derbi haftası... ...şimdi <laughs> bakalım El Clasico'da neler olacak... Aynen, ...bakalım, bakalım. bizimkinde neler olacak... Kesinlikle. ...onu da e, bekleyip göreceğiz... ...şimdi biz de istersen derbiden başlayalım... E, ...Galatasaray-Beşiktaş <laughs> mücadelesi... ...pazartesi günü oynanacak değerli izleyenler... ...şimdi tabii iki takımla ilgili de... ...merak ettiğimiz konular var derbi öncesi... E, ...Galatasaray'da en çok merak edilen konu... ...acaba Esport sistemi mi... ...Okan Hoca devam edecek... ...Okan Hoca demişken de bu arada geçmiş olsun diyelim... ...dün evet. bir e, ani rahatsızlık nedeniyle... ameliyat e, geçirdi. Başarılı bir ameliyat ve bir problem olmazsa yine der birbiri evet, de tabii. sağda sağ kenarında olması bekleniyor Okan Buruk'un. Bir kez daha geçmiş, geçmiş olsun, olsun diyelim. E, de şimdi de. hemen bir VTR'mizi evet. haberimizi izleyelim istersen Furkan. çift Üçlü savunma ve çift santrforla yine devam etmeyi planladığına dair bir haber Okan Buruk'un. Bir izleyelim sonra konuşalım. Evet derbi önce Galatasaray cephesini şöyle bir değerlendirelim hı hı. istersen Furkan. Üçlü savunma ve çift santrfor. Şimdi Elsborg evet. maçı öncesi bunu konuşsak belki daha farklı konuşurduk ama o karşılaşmada sahaya yansıyan Somutlaştı tabloyu e, görünce belki Galatasaray taraftarları evet bu şekilde devam evet, evet. edebiliriz diyebilir ama Elsborg Beşiktaş'ın aynı takım olmadığını bir vurgulamak lazım. Bu noktada sen e, ne bekliyorsun? Ben de aynı şekilde artık Okan Hoca'nın yeni sisteminin bu olduğunu düşünüyorum ama e, nasıl diyeyim? Üçlü savunma hattı olacak zaten belli artık sanki öyle olacak. Mesela şöyle bir durum da vardı. Erspor olmasına rağmen Galatasaray'ın üçlü savunma sisteminde solda oynayan Abdülkerim'in biraz aksadığı da ön plana çıkmıştı. Evet. Açıkçası bazı hatalar yaptığını da görmüştük. Orada belki de oynamadığından dolayı olabilir ki daha önce Abdülkerim'in sol bek oynar mısın sorusuna da pek sıcak bakmadığını biliyoruz. Stopper'de stoperde ikili stoper tandeminde e, Abdülkerim'in daha iyi bir performans gösterdiğini biliyoruz. Ki zaten oyuncunun e, normal menşeği orası yani. Ama üçlü sistemde artık hem savunmayı hem de biraz daha kendi bulunduğunuz noktanın soluna doğru savunma yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bunu Elspork maçında tabii ki takım yaptı. Hani Galatasaray'da. Fakat e, bu üçlünün değişme ihtimalinin açıkçası olabileceğini ben öngörüyorum. Yani bu sistemde devam edecekse Okan Hoca ee, El Spor'a karşı oynadığı oyuncular sağlıklı olsa dahi oyuncular dışında farklı isimlere de e, yer verebilir diye düşünüyorum açıkçası. E, ya da oyuncular yavaş yavaş adapte olacaklar, bu sisteme hı hı. alışacaklar. Çünkü bir Osman, bir Icardi'niz varsa bu sisteme dönmek durumunda kalıyorsunuz. Şunu net gördüm bu arada, hücum hattına mutlaka geliriz ama Osman ve Icardi'yi yan yana e, koyuyoruz. Yani doğal olarak 3-5-2 gibi düşünüyoruz ama orada... Kesinlikle Icardi'nin daha geride olduğunu söylemek gerekiyor. Evet. Biraz daha Mertens pozisyonunda. Tabii tabii. tabii. E, Icardi hep geriden gelip oyun kurmaya çalışan bir e, profildeydi. Hı hı. Açıkçası Espor karşılaşmasında. Hatta şunu da gördük. Defansın ön tarafına yani 6 numara pozisyonunun olduğu yere geçip oradan Osimhen'e uzun toplar attığını da gördük. Bunu zaten defans hattında Abdülkerim yapıyor. E, Sanchez denk geldiğinde yapabiliyor açıkçası. Icardi'nin bile geriye gelip Osimhen'e uzun toplar attığını gördük. Erspor karşılaşmasında hı hı. da ee, böyle bir hücum planlaması söz konusu. Demek ki artık Icardi sen e, bizim için önemlisin. Zaten bu takımın en büyük parçasısın. Kizana kaptanlık Pazo bandını biz verdik. Artık e, sen eee Osimhen gibi bir isim ileri hattayken, ileri uçtayken biz seni her yere e, düşünüyoruz. Her çok yönlü bir oyuncusun. E, konusuna da getiriyor konuyu gibi geldi bana Okan Hoca açıkçası. Yani Icardi gibi bir pivot forum buraya doğru evrilmesi e, Galatasaray'da çok acayip. Daha önceki takımlarda oynamadı. Galatasaray'a gelmeden önce yanılmıyorsam sadece bir kez ya da o da kısa süreli bir kez 10 numara bölgesinde forma giymişti Icardi. E, ama şimdi yavaş yavaş o bölgelerde 10 numarayla ee, o forvet hattında o kısa mesafede gidip gelen hatta daha, daha da geriye çekilen bir hı hı. Mauro Icardi de var. Bu sistemin avantajları var, dezavantajları da var. Çok gol atıp çok gol yiyebiliyorsunuz diyeceğim ki son mücadele 4-3 bitti. Ee, Galatasaray'da skoru koruyamama konusu yine gündemde, yine konuşuldu. Yine e, Elspork maçının son dakikalarında nefes nefese maçları izledi. Taraftarlar e, son dakikaları izledi. E, bu da ayrı konuşulacak bir konu. Sistemden dolayı değil yani normal sistem 4-2-3-1. Evet, yani bu bir acaba de de takım savunması şekilde. problemi mi yoksa bir e, rehavet mi yani? Nasıl sağladık bu maçı ya, Yani bu maçı aldık kısmı e, ta, ya profesyonel oyuncular tabii ki ama e, sonuçta ilk yarı mesela 3-0 önde kapatmışsınız. Kasımpaşa karşılaşması ilk 20 dakika 30 dakika restal yapıyorsunuz. Stadyuma müthiş bir coşku kazandırıyorsunuz. Fakat sonrasında sanki dakikalar süreler Galatasaray'a fazla geliyormuş gibi. Yani 60'ta bitecekmiş gibi oynuyor Galatasaray maçı. E, 30'a kadar fişi çekiyor veya 40 dakikaya kadar fişi çekebiliyor Galatasaray. Ardından sanki maç bitmiş gibi bir havaya bürünebiliyor futbolcular. Bunun tamamen psikolojik kısmının olduğunu düşünüyorum ben. Ve e, bunun çok büyük bir problem olduğunu da düşünüyorum. Yani demek ki daha tam olarak bu skoru koruyamama durumu çözülememiş Galatasaray'da derbi gibi yani Beşiktaş derbisi gibi bir karşılaşmada bunun olma ihtimalini düşük görüyorum. Çünkü son yıllarda takımlarımız daha temkinli oluyorlar derbilerde. E gol yemeyeyim diyorlar. Öncelikle gol yemeyeyim, kalemle gol görmeyeyim diyorlar. Öncelikleri savunma hattı oluyor, hı hı. savunma oluyor yani. E, derbilerde pek göreceğimizi sanmıyorum fakat e, Galatasaray'ın bu problemi net olarak çözmesi gerekiyor. Yeni sistemle birlikte belki çözebilir diyeceğim ama Esport mücadelesinde yine böyle bir durumu gördük. Bu arada Kasımpaşa karşılaşmasında da sanırım 3-5-2 oynamış evet. Galatasaray. Yine orada da bir 3-0'dan acaba dönüş, 3 dönüş mü olacak evet. diye dediğimiz bir karşılaşmaydı ki öyle oldu Kasımpaşa maçı. Erspor maçı da yani hiç gelmeyecek bir karşılaşma. O kadar pozisyon buldu ki Galatasaray. E, hocanın da zaten Okan Hocanın da söylediği gibi 7-8 gol atabileceğimiz bir karşılaşmaydı dedi. Fakat günün sonunda sadece bir averajla ayrılıyorsunuz evet. içerideki Aspok mücadelesinden. Yani 7-8 kadar... atabileceğiniz maçta 3 gol yemek üzerine tabii çalışılması ki, tabii gereken ki. bir durum. Çünkü az önce de söylediğim gibi Beşiktaş Aspok gibi bir takım değil. Değil tabii. E, bu konuda yakaladığı fırsatları evet. çok daha iyi değerlendirebilir. E, veya nasıl diyeyim? Arada son üç fark varken, üç gol farkı varken bir gol farkı olduğunda Beşiktaş ona eşitliğe getirebilir. Mesela hı hı. böyle bir şey yaşanırsa eğer derbide diye düşünüyorum. Ama golcü bir Galatasaray, daha golcü bir Galatasaray göreceğimizi düşünüyorum. Yani Ossima Icardi çok büyük bir avantaj ve nasıl diyeyim gerçekten bu oyuncuların olması Galatasaray'da apayrı bir noktaya taşıyor Galatasaray. Yani hem de farkını ortaya koyuyor. E, haksız rekabete dönüşüyor yani Mauro Icardi ile Osimen'in olması Osimen şimdi maçında gol atamadı şimdi kendini Beşiktaş derbisine ki. saklıyor ki. şeklinde haberleri maçtan, de gördük. Dikkat ettim maçtan çıkarken de üzüntülüydü moralsiz statta izledim maçı moralsiz bir e, hava vardı yani Osimen çok profesyonel bir oyuncu genellikle çok takmaz ama yani biraz daha o stat atmosferinde ben de gol atayım, ben de bir sevinç yaşayayım e, etkisinde olan bir futbolcu. Belli artık aidiyet hissediyor. Ve bu aidiyet sonucunda da gol atamadığında, oyundan çıktığında o üzüntüyü gördüm ben Osman'da. Belki de de bunu e, telafi edecektir diye düşünüyorum. Ama yaptığı işler, attığı goller inanılmaz Osman'ın. Peki şimdi e, Okan Burak'a bir parantez açarsak yine e, derbilerde başarılı bir grafiği var Okan Hoca'nın ve derbilerde de hep bir sürpriz yapıp aslında rakip teknik direktörü e, şaşırtmayı da onun planlarını bozmayı evet. da seven bir teknik direktör. Daha önce bunu çok fazla gördük hı hı. E, şimdi Okan Hoca açısından da bakalım istersen bu mücadeleye bir taraftan aslında bunun ne kadar bir rövanş olarak değerlendirileceğini evet. de konuşmak lazım Tabii hem ki. futbolcular açısından hem de Okan Hoca açısından elbette. Ee, ne düşünüyorsun Okan Buruk? Neyi değişik, neyi daha farklı yapabilir? Şimdi öncelikle psikolojik olarak daha iyi hazırlayabilir. Okan Hoca'nın ve futbolcuların aklında şu an tek bir şey var. Biz bu mücadeleyi e, bir rövanş olarak görüyoruz. Biz o süper kupadaki öcümüzü alacağız. Motivasyonu var yani net var. Çünkü son Beşiktaş maçında 5-0 mağlup olmuşsunuz evet. rakibinize. Az uz bir skor değil yani bu yani yedi bir, bir skor değil çünkü evet. e, tamam süper kupa olabilir günün sonunda bir kupa kazanılıyor evet ama önemli yani günün sonunda bir müzeye da bir artı kupa gidiyor. Artı bir psikolojik, psikolojik motivasyonu var motivasyon yani. Ki, Galatasaray birkaç hafta çok etkilendi bu durumdan Öyle Beşiktaş'ta faydalandı. Tabii. Beşiktaş'ta psikolojik olarak çok faydalandı bu durumdan. Şimdi bunu tersine çevirmek için bir fırsatı var Galatasaray'ın ki böyle bir durumda da siz içeride maç oynuyorsunuz. Bu sebeple mutlaka e, daha ayrı bir motivasyona çıkacaktır Galatasaray. E, Beşiktaş'ın da tabii ki yani Deplasman'da Lyon'u yenmek de o da başka bir motivasyon. Tabii onu da konuşacağız ama mesela Okan Buruk acaba neyle şaşırtabilir? Neyle şaşırtabilir? Düşünüyorum. Çünkü daha önce mesela hatırlarsın Icardi'yi oynatmayıp Barış i̇şte, Alper'i evet, oynatması şöyle işte Yunus hep Tercihi hep, gibi evet. sürprizler yapıyor. Konuşuyoruz sistem üzerinden değil mi mesela 3-5-2 sistemiyle çıkabilir. Osimenle evet. Icardi birlikte çıkabilir diyoruz. Şaşırtma durumu net olarak e, formasyon değişikliğiyle olabilir. 4-2-3-1 ile çıkarsa Icardi'yi kesip Osimen alırsa hmm. böyle bir şaşırtma durumu olabilir. Veya Icardi'yi oynatır Osimen'i hamle yapar. Hamle oyuncusu olarak kullanabilir maç içerisinde. Bu da bir Farklı opsiyon olabilir. Ee, Okan Hoca bunu derbide kullanabilir bu opsiyonu. Şimdi bu durumda da net şaşırtır yani. Bizleri de şaşırtır açıkçası. Çünkü o, Okan Hoca bir şeyler deniyor belli yani. Ee, farklı bir sisteme geçirme durumumuz da olabilir diyor. Yani Mertens'in, Ossimen'in, Nikarden'in birlikte üçünün oynadığı bir farklı sistem deniyor. Esport mücadelesinde bunu gördük. Derbide de bunu yapar mı? Hepimiz şu an öyle diyoruz. Genellikle öyle diyoruz. Ama, ya da e, acaba orta sahayı biraz daha güçlendirmek adına olabilir tabii bir ki. hamle yapabilir tabii mi? Ki. Bu e, dediğim gibi şaşırtma durumu diziliş de olabilir, formasyon da olabilir. 4-2-3-1 sistemiyle çıkarsa eğer e, Beşiktaş derbisine şaşırtır. Peki şimdi e, iç sahada oynanacak olmasına da bir vurgu yapalım. Zira Galatasaray e, İç sahada oynadığı Beşiktaş derbilerinde çok ciddi bir grafik ortaya Tabii koyuyor. Ki. Zaten bir fikstür avantajı olduğundan çok uzun zamandır bahsediyoruz. Hı hı. Yani milli ara sonrası ikinci milli araya kadar çoğunlukla evinde oynayacak Tabii. Galatasaray. Bu çok büyük bir avantaj. Tribün katkısı ne kadar olacak? Çok fazla olur. Göre? Galatasaray bundan çok verim sağlayan bir takım. Gerçekten öyle. Ve yine tribünlerin dolu olacağını... Söyleyelim hiç boş yer kalmayacaktır Beşiktaş derbisinde hı hı. ki şu an Galatasaray e, önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Şu an ligin zirvesinde ve bunu daha da perçinleyebilecek bir karşılaşma var. Şu anki durumda e, eksik maçlar var vesaire tabii ki ama fazla ma oynadığım e, maçlar var. Galatasaray daha bay geçmedi ama yine de hem Beşiktaş'la hem Fenerbahçe'yle aradaki puan farkını 8'e çıkarabileceksiniz. Bu çok önemli ve... Böyle yaptığınız bir dönemde yani bunu başarabildiğiniz bir dönemde bu sezonda galiba Galatasaray şampiyon olacak. Bunu işte e, toplumadan rahatlıkla indirgebiliyorsunuz. Herkes artık bunu konuşuyor. Galatasaray bu sene de kazanıyor ya. Bu sene de şampiyon oluyor ya diyorsunuz bu sefer de yani. Yani derbiyi kazandıktan sonra bu senenin de şampiyonu Galatasaray olur büyük ihtimalle. Söylentilerini artık böyle yavaş yavaş etrafımızda duymaya başlayabiliriz. Taraftarlardan e, dediğim gibi sokakta bunu duyabiliriz yani hı hı. E, o sebeple Galatasaray için gerçekten çok kritik çok önemli e, Avrupa Ligi'nde e, bu üç takım şampiyonluk parolasıyla çıkan üç takım Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor burada ilk 8'e kalmak çok önemli bakıyorsunuz Avrupa Ligi lig aşamasında da Galatasaray 5 sırada öyle ya da böyle kura şansını iyi değerlendirdi en azından Galatasaray e, ilk 8'e kalırsa ligde daha Az maça çıkacak. Evet. Yani Avrupa Ligi'nde iki eksik maç oynayacak diyelim. Hı hı. E, elenmezse veya işte e, ilk 24'de değil de 8'e kalırsa iki playoff mücadelesini oynamayacak. Bu da Mart ayına kadar maç oynamamak demek. Evet. Ve lig içinde şampiyonluğun e, en büyük avantajı olacak. Yani oyuncuların 3 günde bir maç oynaması artık normalleşti. Fakat sezonun sonlarına doğru geldiğinizde 6 günde bir maç yapmak, 2 gün izin vermek oyunculara ayrı bir motivasyon oluşturuyor. Aileleriyle görüşebiliyorlar. Dinleniyorlar aşağıdım. Dinlenebiliyorlar, yurt dışına çıkabiliyorlar. Evet. Bu da çok büyük bir avantaj. Yani hepsi birbiriyle ilintili. Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalmak, 2 fazla maç oynamamak ve ligde daha fazla en azından yolunuza motive olmak çok önemli. Bunu yani diyeceğim şu. Avrupa Ligi lig aşamasına baktığımızda da Galatasaray ilk 8'de şu an. Şu anki durumda. Önünde Tottenham mücadelesi var. Bunun ne olacağını bilemiyoruz. Fakat e, orada da üstün, ligde de şu an zirvede. Galatasaray taraftarı şu an daha ne isteyebilir? Derbi'yi kazanmak ister açıkçası. Şimdi yine derbi öncesi çok konuştuğumuz bir konu. Yunus Akgün'ün e, olası cezasıydı. Evet. E, ve e, oynayabilecek bu mücadelede. Tabii bu çok... E, sevindirdi Galatasaray cephesini. Evet. Çünkü Yunus bu sezonun en flash oyuncularından biri. Avrupa'da Kesinlikle. oynadığı bütün maçlarda golünü attı ve gerçekten hücum aksiyonlarını e, çok ciddi etkileyen, değiştirebilen bir oyuncu konumunda şu anda. E, Yunus'un bu derbide oynayabilecek olması ayrı bir Ne kadar olmalı. bir e, katma değer olacaktır Galatasaray için. Yani demoralize oldu tabii ki bu süreçte. Yani acaba ceza alacak mıyım? Acaba derbide oynayacak mıyım veya oynamayacak mıyım diye bu soruyu kendine sordu Yunus Akgün. Bu e, konu sosyal medya paylaşımı gündeme gelince. Fakat e, ben açıkçası bir ceza beklemiyordum. Sebebi ne diyeceksen. Oyuncunun zaten açıklamaları da vardı. Yani bunu sosyal medya ekibimiz paylaştı. O sebeple e, böyle bir durum oldu. Hı hı. Ve e, kısmi, kısmi olarak bir özür de gördük. yani Sonuçta soruldu oyuncuya gazeteciler tarafından. Evet. E, ben e, bir ceza da beklemiyordum. Bir para cezası geldi. E, zaten federasyonlar FIFA, UEFA böyle baktığınızda oyuncuların her zaman oynamasını sağda kalmasını ister. Yani ceza kısmında da bunu ön planda tutarak cezalar verilir. Son noktada eğer e, mesela paylaşım adını aşmışsa veya yanlış bir hata yapmışsa, bir e, kural dışı bir durum söz konusuysa zaten e, ceza alabiliyor, maç cezası alabiliyor. Fakat bu noktada oyuncu zaten ifade de etti. Yani sosyal medya paylaşımlarını ben yapmıyorum da diye de söyledi. E, ardından e, ...117 bin liralık sanıyorum... Evet. ...bir e, para cezası geldi... ...Yunus Akgün e, Beşiktaş derbisinde de oynayacak... E, ...ve Galatasaray'a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum... ...Galatasaray'ın şu an... ...üç önemli e, kanat rotasyonu var... ...hem... E, ...tabii ki sağda Barış Arpayılmaz ile... Salahi oynatabiliyorsunuz... ...Yunus Akgün solda e, iyi bir performans sergiliyor... Erspor karşılaşmasındaki attığı gol de ...kesinlikle tesadüf değil... ...oyuncunun ne kadar mücadeleci olduğunu... ...karakterini de yansıtıyor Hı -hı. yani mücadeleci olduğunu gösteriyor. Yine derbide de Yunus Akgün'ün gol veya asistler üreteceğini düşünüyorum ben. Şimdi derbide Beşiktaş tepesini de konuşacağız ama öncesinde bugün Galatasaray'da özellikle devre arası transfer döneminde bir Sabek arayışı olduğu ve Milan'ın Sabek, <laughs> Kalabria'nın gündeme geldiğine dair haberler var. O haberimizi bir rica edelim, izleyelim arkadaşlarımızdan sonra onu da birkaç cümleyle konuşalım. Evet şimdi Galatasaray açısından erkenden bu transferin hı hı. konuşulması önemli Furkan çünkü ya uzun süredir bir sahabe karayışı var. Yeralt geldi. Hala sahabe karayışı var. Şimdi çünkü yeralt'tan faydalanamıyor Galatasaray. Belli ki artık gözden de çıkarılmış. Eğer başka oyuncularla bu şekilde evet. temasa geçmeler başladıysa. Ya bu biraz yanlış transfer politikasının sebeplerinden. Genç bir oyuncu alalım Saşa Boy gibi. Bu oyuncu pişsin yetişsin sonrasında biz bu oyuncuyu satalım. Güzel bir düşünce. Ama siz Saşa Boyz sonrası bu oyuncunun gideceğini biliyorsunuz. E, gelen tekliflerin olduğunu biliyorsunuz. Belki de ara transfer döneminde Bayern Münih'e gitmesi Saşa Boy'un e, tabii ki e, beklenmedik bir durumda oluşturabilir. Hı hı. Hadi gemiyi yanaştırdınız limana. E, sezonu tamamladınız bir şekilde. Fakat koca bir yaz transfer döneminde nasıl sağ sabek planlaması bu kadar geç olur, oluşur? En net ihtiyaç. Asinyon ilk gündeme gelen oyuncuydu. Evet. Şöyle geçmişe bakarsak Galatasaray'ın transfer... Gündemindeki isimlere baktığımızda Asinyon ilk gündeme gelen oyuncuydu. Yine Ren forması giyen bir isimdi. Olmadı. Sonrasında Due'ye bu sefer gözler dikildi. Acaba Due olur mu diye yine Ren'de forma giyen bir isimdi. E, Asinyon olmazsa e, Due'yi en azından düşünebiliriz. Yine orada forma giymiş. Galiba belki de görüşü alınarak, saçabaya sorularak e, böyle bir hamlede bulunulmuş olabilir. Bu sefer Due'ye doğru bir planlama yapıldı. Hı hı. Hatta o dönemlerde İbrahim Atipoğlu'nun da ifade ettiği bir isimdi. Fakat işler yolunda gitmedi bu transferde de. Oyuncu Strasbourg'a transfer oldu. Hem de yanılmıyorsam 9 milyon euro civarlarında da değil daha düşük bir maliyette Strasbourg'a transfer oldu. Due şu an şu aralar ne yapıyor bilmiyorum. Fakat oyuncu Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordu. Menajerinin fazla isteklerinden dolayı Due Galatasaray'a ee, gelemedi ve Strasbourg'a transfer oldu. Ee, şimdiki noktada baktığımızda bir yaz transfer dönemi geçirildi. Geler e, dahil edildi evet. takıma. Ee, belki de tamam işte bizde Nelson gibi bir isim var. Ee, Nelson'la birlikte kaynaşırlar, anlaşırlar. Ee, böyle bir oyuncu transfer edebiliriz denildi ama acaba Geler transfer edilirken fiziki durumunun ne olduğu bilini bilinmiyor muydu? Burada fiziğe dayalı, Süper Lig'in fiziğe dayalı, mücadeleye dayalı birlik olduğunu bilmemize rağmen özellikle Sabekler'in yine e, ikili mücadeleye maruz kalacağını bilmemize rağmen biliyoruz bunu, hepimiz biliyoruz yani. Buna rağmen fiziksiz, fiz, yani fiziksiz demiyorum, fiziği tam oturmamış bir oyuncu neden alındı? Bu asıl sorulması gereken soru bu. Acaba Ki, şuna mı gözü kapalı güvenildi? 9 çok milyon euro'luk da bir para Tabii. verildi yani. Ee, hani İskandinav oyuncuları bizim ülkemizde her türlü tutuyor. Zaten onlar iyi yaşıyorlar, iyi bakıyorlar evet, kendilerine evet. ve hani zaten fiziksel evet, evet fiziksel ama. olarak da genelde iyi durumda Hı -hı. oluyorlar diye bir ön kabulle mi acaba Olabilir böyle bir... fakat hızlı bir şekilde gelişmesi gerekirdi Yanarta şu an göremiyoruz. Burası bir de hani altyapı değil. Altyapıda mesela e, A takıma yükselirken biraz daha kondisyon yüklemesi yaparsınız. Eee sanki hiç o kondisyon yokmuş gibi Hı -hı. geliyor bana. E, fiziki olarak toparlanmada göremiyoruz. Okan hoca bir bir yerden sonra Gözden çıkarmış gibi duruyor o sebeple gündeme Calabria gibi isimler evet. geliyor. Ben ara transfer döneminde mutlaka bir takviye yapacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın Sabek takviyesi yapacağını net düşünüyorum. Yer artında kiralık olarak ayrılma ihtimali öngörüyorum bu durumda. Yine İskandinav liglerinden birine veya Danimarka ligine kiralanma ihtimalini öngörüyorum ben Yelart'ı. Tam İharik ekiplerinin de istediği haberleri çıkmıştı ama yani, bilemiyorum tabii. Sanmıyorum. Premier Lig için Yeralt'ın çok çok e, çok fırın ekmek yemesi yani lazım evet. yani onu söyleyeyim. Bazen de Furkan işte biz böyle diyoruz. Gittikleri takımlarda bir anda bir He, bakıyorsun olabiliyor. yıldızı Tabii. oluyor takımın ben öyle bunu enteresan için, durumlar evet. da yaşanabiliyor. Yeralt için söyleyemeyeceğim açıkçası. Ben yine Danimarka Ligi'ne gitme ihtimalini, kiralanma ihtimalini öngörüyorum bu durumda yeni bir sağ bek takviyesi olacaktır mutlaka. Kalabriya sence doğru bir isim mi? Kalabriya'da da bu sezon hiç forma giymemiş yani haberde de gördük 220 dakika süre alabilmiş bu sezon çok az bir süre. Galatasaray o zaman biz sağ transferi asıl elzem olan şey sağ ihtiyacımız ya. Biz sağ transferini yapalım sonra oyuncuyu satabilir miyiz? Bu bir transfer çalışması olur mu gelecekte? kazanç transfer kazancı olur mu diye düşünelim planlamasına girmiş galiba. Şimdi 27 yaşındaki Calabria'yı gündemine almış. Geçen sezon 41 maç, bu sezon daha az maç e, <laughs> sayısı var oyuncuda. Yine bu sefer de Milan'da gözden çıkarılmış bir Calabria var. E, sakatlık geçmişine bakamadım ama ondan dolayı mı hmm. e, düşünülmedi? Veya geçen sezon bir sakatlık yaşadı o sebeple mi e, orada hala şu an Milan'da Emerson oynuyor? Bunu biraz araştırmak lazım ama... Ben yine ara transfer dönemine kadar çok fazla ismin gündeme geleceğini düşünüyorum sahabe konusunda Galatasaray'da. Peki şimdi derbiye geri dönelim ve biraz da Tabii. istersen Beşiktaş cephesinden bakalım. Lyon galibiyetiyle birlikte bir rahat nefes aldı Avrupa'da çünkü Peki. gerçekten hiç yakışmıyordu Beşiktaş. A. orada sıfır evet. puan ve son sırada yer almak. E, iyi de bir oyunla Lyon karşısında Lyon deplasmanından galibiyetle döndü siyah beyazlar. bakın derbi de neler olacak. Şimdi derbi öncesi tabii ki önemli olan noktalar Ersin Destanoğlu'nun Lyon karşısındaki performansı hmm. keza savunma performansı e, bunlarla ilgili bir haberimiz var Ersin ve Udokay'ın performanslarına vurgu yapan bir haber. Onu hemen hızlıca bir izleyelim sonra Beşiktaş'ı da konuşalım. Evet şimdi özellikle Ersin'in performansı Mert'in yokluğunu Hı -hı. çok merak ediliyordu Furkan. Çünkü biliyorsun sen de Ersin'in çok ciddi eleştirilere de maruz kaldı tabii, bu tabii sezon. E, ve bu e, durum hem onun motivasyonu açısından hem de tabii ki Beşiktaş'ın ona güven duyması açısından e, çok önemliydi bu derbi öncesi. E, ve tabii ki Paulista'nın yokluğunda Kain'in sergilediği performans ve genel takım savunmasından evet. aslında belki bahsedebiliriz. Beşiktaş e, Fransa'dan hatasız döndü bu evet. anlamda. Şunu görüyoruz ki Beşiktaş iyi gitse de veya bir yerde tökezleme yaşarsa rotasyona gittiğinde önemli oyuncuların olduğunu görebildik. Yani geniş kadrosu yok diyoruz Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre Beşiktaş'ta ama yine de kendi içerisinde bir geniş kadrosu var. Bir rotasyon yapabilecek kadrosu var açıkçası. Bunu da senin ifade ettiğin gibi Mert Günok gibi önemli bir kaleci ki milli takımımızın kalecisi Mert Günok yok ama bu durumda Ersin Destanoğlu fedakarlık yapıyor. Taşın altına elini koyuyor evet. ve e, Lyon deplasmanında sahaya çıkabiliyor. Bu çok önemli bir şey ve bu karşılaşmada tam 8 kurtarış yapmış. Evet. Karşısında da çok önemli isimler var yani Lacazette mesela bunlardan birisiydi Lyon deplasmanında ve o oyunculara gol attırmadı, geçit vermedi. Bu çok önemli. Ben şimdi e, Lyon maçında öne çıkıp da bir derbide de oynamasını beklediğim isimleri şöyle bir e, yazdım e, haber sırasında. Ersin'in mutlaka oynayacağını düşünüyorum zaten. Hı hı. E, 8 kurtarış yaptı. Önemli bir iş yaptı. Yine derbide de bu motivasyonla oynayacağını düşünüyorum. Udokai gerçekten çok iyiydi ki çizgiden çıkardığı top buna e, bunun bir e, nasıl diyeyim pastanın süsü olduğu hı hı. çok iyi bir e, performans sergiledi. Jetson Fernandez. Banko. Zaten yeni transferi Beşiktaş'ın gerçekten yeni bir transfer. Yani bu sezon bambaşka bir Ekstra Bir de zaten Galatasaray maçlarında da hep daha farklı daha oynayan. Farklı. Yani en kötü haliyle bile Galatasaray maçlarında daha <laughs> evet, farklı oynayan daha bir Jetson var. Bir, evet. Daha motive bir Jetson var. Yine bu ihtimalle Beşiktaş taraftarını mutlaka motive ediyordur, sevindiriyordur diye düşünüyorum. Rafa Silva ve Immobile. Baktığınızda bu oyuncuların mutlaka artık bu yani oyuncuları ben sağlam diyebiliriz. Evet. Onu diyeceğim. Artık Beşiktaş'ın da bir iskeleti yavaş yavaş oturuyor gibi. Ersin Tire Mert diyorum, Udoka'yı Paulista, Jetson Fernandes, Rafa Silva, Immobile. Bu iskelet güzel bir iskelet evet. yani. Tabii ki burada aksamalar olabilir. Buraya daha semihi mesela dahil edemedik. Bu arada Paulista bu ile da koyamadık. çok büyük bir ihtimalle dönmeleri bekleniyor sakatlıktan. Evet. O da çok önemli. Bu da önemli. Derbide eğer Rashitsa da Paulista da oynar ise ben çok güzel bir derbi izleriz diye düşünüyorum. Heyecanı yüksek bir karşılaşma olacaktır. Beşiktaş bu şampiyonlukta ben varım diyecek hı hı. mi? Galatasaray iki sezondur şampiyon oldum. Bu sezonda 25. şampiyonluğu elde edeceğim. diyecek mi acaba? Öyle bir derbi izleyeceğiz. Ee, ben Beşiktaş'ın da artık tabii ki e, derbiye daha motive olduğunu düşünüyorum yani Lyon galibiyetiyle birlikte. Lyon maçı öncesinde ya bu maçtan da puan kaybı yaşarız. Bir en azından bir puanla dönsek yeterli dediğini duya gibiydim yani. Hı. Beşiktaş taraftarının arkadaşlarımın da açıkçası. Fakat Lyon maçında öyle bir oyun performans ortaya koydular ki e, yani ilk iki maçına bakıyorsunuz Avrupa Ligi'nde 6 puan toplamış Lyon. Bu maça çıkıp 3'te 3 yapmak için sahaya çıkıyor Beşiktaş evet. karşısında. Ve bir anda duvara tos diyor. Beşiktaş 3 puanı oradan aldı geldi. Bu çok önemli. E, bir, bir nevi Beşiktaş'ı Avrupa Ligi'ne döndürdü yani Kesinlikle. bu galibiyet diye düşünüyorum. Yoksa en azından, yani çok farklı senaryolardan bahsedecektik. E, yani bir lig sonuncu, böyle bir lig aşamasında sonuncu olmak var. Bir de en azından ilk 24'e girme ihtimaliniz söz konusu. Bu da Beşiktaş için önemli. Bakalım derbide gerçekten şampiyon olmak isteyen bir Beşiktaş olacak mı? Eğer gerçekten Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa Galatasaray'da deplasmanda yenmek zorunda. Süper Kupa'da olduğu gibi... Fakat Galatasaray'da dediğimiz gibi yani farklı bir motivasyonla çıkacak bir öcü alma, bir rövanş mücadelesi olarak görüyor. Ki Galatasaray'da Avrupa Ligi'nde son maçını kazandı. Önemli bir motivasyonları var. Ve şu an Avrupa Ligi'nde 5. sırada. Bakalım heyecan verici bir derbi bekliyorum açıkçası ben. Şimdi hazırsa karşılaştırmalı grafiklerimiz de var. Oyuncu hı hı. oyuncu da istersen bakalım. Tabii Hazır ki. mı arkadaşlar? Bakabiliyor muyuz? Tamam. Ee, biz şöyle konuşmaya başlayalım o Tabii arada ki. E, hazır olduğunda gelir. Abdülkerimle Odoka'yı şöyle savunmalarla bir e, başlayalım değerlendirmelerimizi. Az önce iki oyuncunun da son maç performanslarını biraz değerlendirdik aslında. Evet. Abdülkerim'in bu sezon biraz inişli çıkışlı bir grafiği olduğunu söyleyebiliriz. Sezon başında biraz daha e, sezon başında iyi değildi ama evet. maç oynadıkça başladım. toparladı. Biraz evet. Futbol dışında da aktiviteleri var. Bunlardan birisi de boks. Evet. Ee, çok seviyor galiba boks oynamayı. Boks eğitimi de alıyor. Ee, onunla birlikte biraz fiziki olarak ağırlaşırsınız evet. yani. Bunu oyunda da ağırlaşmaya doğru evrilmiş bir Abdülkerim gördük. Ee, fakat maç oynadıkça fiziğini, atletikliğini daha da kazandı Abdülkerim. Şu an iyi bir Abdülkerim var Şöyle, diyebiliriz. Şöyle Abdülkerim ile Udokay arasında bir skorerlik farkı var net bir şekilde. Abdülkerim evet. skora Seviyor. katkı yapan bir Aynen. stoper bu yönüyle biraz öne çıkıyor. Pas isabeti noktasında Udokayi'nin bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Keza top kapmada da. Hava topu kazanmada Abdülkerim'in üstünlüğü var. İkili mücadele kazanmada Udokayi'nin <laughs> üstün olduğunu evet. görüyoruz. Burada dikkat çekilecek noktalardan birisi ikili mücadele kazanma. Evet. Herhalükarda rakibiniz size hücum yaptığında bu hücumu siz ikili mücadelelerle de yani top soruyorsa tabii ki rakibiniz. E ikili mücadelelerle kazanma e, durumu çok fazla oluşabiliyor maç içerisinde. Bunu bu yüzdenin fazla olması çok büyük bir avantaj. Baktığımızda iki önemli stoper ama birisi tam anlamıyla savunmasıyla ön planda, diğeri hem savunma hem gole katkı anlamında önemli evet. işler yapıyor. Tabii ki bir stoper oyuncusundan ilk beklediğiniz şey savunmadır. E, Abdülkerim'in de ee, özellikle kornerlerde e, her zaman o ceza sahası içerisinde olduğunu görüyoruz. Evet. Rakip ceza sahası içerisinde. Hemen e, Davinson'un da gördüğümüz oluyor tabii bazı durumlarda. E, o sebeple goller atabiliyor ki elspur karşılaşmasında da ilginç bir golü var. Kaleci'ye yazıldı. Peterson'a. Fakat e, önemli bir faydası vardı. E, yaptığı hatalı e, durumlar da var ya yani hataları da vardı Elfsborg maçında özellikle yenilen son golde hı hı. E, top kaybı yanlış pas yani pas hatası e, büyük bir problem oluşturmuştu ve sonrasında zaten gol geldi e, daha nasıl diyeyim iyi bir apt izleyeceğimizi düşünüyorum ben Beşiktaş derbisinde Udokai de Lyon mücadelesiyle beraber yine daha motive hı hı. olmuş bir oyuncu Yine derbide beklediğimiz bir isim. Şimdi normalde biz tek savunma e, grafiği yaparız ama bu sefer hem sağ stopu hem sol stoperleri hı hı. yapmış arkadaşlarımız. Davinson Sanchez ve Paulista'nın grafiğine de bir bakalım. Şimdi ikisi de lider gerçekten ikisi de savunmanın lideri ama şimdi Davinson evet. Sanchez'in e, Galatasaray'a e, anlam ifade etmesi çok başka bir seviyede Tabii. gerçekten. O Onu ayrı bir noktaya koymak lazım. Hı. Ee, şöyle baktığımızda iki oyuncunun da birer golü var. Pas isabetleri yakın, top kapma noktasında Sanchez'in üstünlüğünü görüyoruz. Hava topu kazanmada da yakın diyebiliriz ama Sanchez bir adım önde. İkili mücadelelerde de Paulista'nın bir adım önde evet. olduğunu söyleyebiliriz. Benim beklediğimin üzerinde bir Paulista performansı var. Bunu itiraf etmek zorundayım. Hı -hı. Ee, yani daha iyi bir Paulista görüyoruz. Ee, yaşından dolayı ağır kalır mı düşüncesindeydim. Fakat e, istatistiklere de yansımış fena bir performans sergilemiyor. Yani Beşiktaş'ın e, istenilen oyuncusu. E, mod, e, modunda şu an o rolde yani. Hı hı. Ama tabii ki burada ben Davinson Sanchez'i apayrı bir yere koyarım. Yani Süper Lig'de benim için e, en iyi stoper Davinson Sanchez. E, attığı gollerle, savunmasıyla ki Airspor e, mücadelesinde de çok iyi bir oyun ortaya koydu. Yani e, her takım böyle bir savunmacı Kesinlikle. ister. Fiziğiyle tecrübesiyle, attığı gollerle, savunmasıyla e, her isim, e, her takım açıkçası böyle bir ismi ister savunmanın el patronu diyorlar. Yani Kolombiya'da da e, konuşuluyor bu, e, orada da bu lakap takılıyor el patron diye Davinson'a. Gerçekten öyle, savunmanın patronu. Kesinlikle öyle. Peki 8 numaralara şöyle bir bakalım. Sara mı, Jetson mu? Ee, Sara gerçekten e, ilk birkaç <laughs> maç performansının sonrasında öyle bir yükselişe geçti Hı -hı. ki şu anda herkes e, tamam Sara güzel oturdu evet. e, demeye başladı. Jetson Fernandes de bu sezon aslında Van Bronckhorst'a bambaşka bir e, kimliğe büründü kesinlikle. Tabii. Şöyle bakalım iki golü çalıştı Sara'da, e, üç golü var Jetson'un, e, driblingle Jetson'un önde olduğunu görüyoruz. İsabetli orta noktasında e, çok ciddi bir fark var. 1,1'e 0 Jetson top kapmada da Jetson'un çok ciddi bir üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Evet. E, Gabriel Sara nokta atışı pasları paslarıyla ünlenmiş bir isim. Norwich'te de oynarken de hı hı. bu e, paslarını biliyoruz ve Galatasaray'da yavaş yavaş açıkçası e, oturmuş, performansını toparlamış bir Gabriel Sara var. Artık yani bunu niye yaptı? Maç içerisinde bu, niye böyle bir pas attı? Neden Hatalı bir karar verdi demiyoruz Gabriel Sara için. Bu çok önemli. Hı hı. Bunu hiç göstermiyor bize ve nokta atış paslar yapıyor ki burada gol üretimi de çok önemli. Oyuncunun iki golü var, üç, iki golü var, üç asisti var. Gerçekten büyük bir fayda sağlıyor Galatasaraya. Şu an parasını kimse konuşmuyor yani bu kadar para verilir mi kısmından evrildi evet. Gabriel Sara. İşte ee, öyle oluyor bak Yeler de performans verseydi evet. de muhtemelen Yelert'inkini de konuşmayacak. Yani olmayabilirdi ya Sara yine çok fazla para gibi duruyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Yine çok fazla para verilmiş bir isim. Ama tabii iş sıkışınca son anlarda nasıl bir karar verilecek diye yani bunlar konuşulurken e, transfer listesinde yavaş yavaş isimler elenirken kalan oyunculara daha fazla para veriyorsunuz. Tam da öyle bir durum. Daha uygun şartlarda, daha makul şartlarda Saray'ı transfer edebilirdi Galatasaray. Sonlara kalmanın cezasıydı 18 milyon euro. Oyuncu yani ilk geldiğinde de şunu söyledim. Gabriel Sara ya Championship görmüş bir orta saha. Kötü bir oyuncu diyemezsiniz. E, kötü oynadığı maçlardan sonra bile e, bu oyuncu toparlanacaktır dersiniz yani. Sonuçta Championship de e, Avrupa'nın 5 büyük liginin dışında çok önemli bir lig gerçekten. Evet. Ben Sara'nın iyi bir oyuncu olduğunu zaten ifade etmiştim verilen paranın fazla olduğunu söylemiştim ama yavaş yavaş toparladı oyuncu. Daha iyi bir performans sergiler diye de öngörüyorum. O ışığı bize veriyor. Peki şimdi kanatlara şöyle bir baktığımızda arkadaşlarımız Barış Arper'in yanına Semih'i koymuşlar ama Fam Roll Kors koyar mı ben ondan emin değilim. Yani orada <laughs> Mucci de olabilir. Joao Mario da olabilir. Hatta ve hatta Rafa Silva bile olabilir. Evet. Ee, ne yapacağı belli olmuyor bu konuda Fam Roll Kors. Ama biz Semih üzerinden değerlendirelim. Ee, 4 gol bir asisti var Barış Alper'in. Ee, golü yok Semih'in 2 asisti var. İsabetli şutlarda ve driplingde e, aynı şekilde hava topu kazanmada da Barış Alper'in önde olduğunu görüyoruz. Tabii Barış Alper... Tabii. İki sezondur zaten e, rüştünü ispat etti. Semih'ten de bekleniyor hala. Ben Semih ile başlamak istiyorum. Tabii ki. Semih eğer ben varım artık bu takıma büyük bir katkı sağlayacağım diyor ise ben buradayım oyunumla performansımla diyorsa derbide şovunu yapması lazım. Gol mü atar, asist mi yapar, klas bir hareketti mi? Ya yani klas bir hareket yetmez belki de e, genel oyunuyla da Taraftarı tatmin ederse, memnun ederse, oyunun e, kilit golünü atabilirse veya son noktayı koyabilirse Semih artık tam anlamıyla ben buradayım diyebilecek bir fırsata sahip Galatasaray. Taraftardan sahip. Ya da İçine hocasını beraber. memnun edebilirse. Tabii ki. tabii ki. Ama bir diğer tarafa baktığımızda ise Barış Alper Yılmaz. Goller, asistler önemli. E, Elspok mücadelesinde golden önce çok e, iyi bir performansı yoktu. Top e, kayıpları vardı. ata sonlandıramama gibi bir problemi vardı Barış Hı -hı. Alper Yılmaz'ın. Fakat Barış Alper e, derbileri sever diyorum. Yine derbide gol asist beklediğim bir isim. Icardi Mobile Gel bir de santrforlara bakalım. bakalım Tabi burada <laughs> değişebilir. O de olabilir. Ya da ikisi birlikte olabilir ama Beşiktaş'ta net olarak Immobile'yi izleyeceğiz onu biliyoruz. E, 8 maçta 8 golü var Immobile'nin e, penaltı golleri de var. E, Icardi'nin 4 gol 1 asisti var. E, i̇sabetli şutta Immobile'nin <laughs> üstün olduğunu görüyoruz. Hava topu kazanmada Icardi önde. İkili mücadeleler hemen hemen e, yakın diyebiliriz. E, i̇ki büyük santrfor. Öncelikle iki kulübe de teşekkür ediyorum. Böyle bir derbide Mauro Icardi'yi ve Immobile gibi bir yıldızı izleyeceğimiz için. Evet kesinlikle. Mauro Icardi artık Galatasaray'ın sevgilisi halinde bir isim. Ee, artık aralarındaki bağ Osimen bile giremiyor o kadar söyleyeyim yani. Osimen gibi bir transfer e, yaptı Galatasaray ama Icardi ile taraftar arasındaki bağ bambaşka. Evet kesinlikle. Ee, ve derbilerde de büyük maçlarda büyük golcülüğünü gö gösteren bir Mauro Icardi var. Yine Beşiktaş karşılaşmasında ben e, gol atma ihtimalini öngörüyorum. E, gol atar da diyorum hatta açıkçası. İkardi için. İmobile için de aynısını söyleyebilirim. Ee, İmobile de artık penaltıdan mı olur? Yine ayağına geçen bir fırsatta mı gol atabilir? İki isim de çok güçlü, çok potansiyelli isimler. Gollere baktığımızda 8 gol, 8 maç, 8 gol immobile Daha bir şey söylemeye gerek yok. Yani diğer istatistikler bana göre sıfır olsun. Hı -hı. Hiç önemli değil. Zaten İmobile bunun için transfer edildi. Yani nokta, atışı. Gol yani nokta atışı bir transfer ve bundan rahatlıkla verim alanda bir Beşiktaş var yine derbide de mutlaka golcülüğünü gösterecek bir imobile olacaktır diye düşünüyorum. Mauro Icardi de yine aşkın olayım şarkısını <laughs> bizlere ya yani taraftara söyletebilir. Yine bizlere dinletebilir yani bu şarkıyı. Beşiktaş derbilerinde de iyi bir istatistiği var. Yanılmıyorsam 2-3'ün üzerinde Beşiktaş'ta da golü vardı Mauro Icardi'nin. Yine bu karşılaşmada da gol atma ihtimalini öngörüyorum ben. Peki. Şimdi istersen e, Fenerbahçe'yi de hemen şöyle bir değerlendirelim. E, bugün bütün gazetelerde Fenerbahçe bölümünde e, Jose Mourinho'nun başrolde olduğunu gördük Furkan. Evet. E, bütün İngiliz gazeteleri Mourinho'yu manşetlerine, sayfalarına taşımış. Fırsat Sonunu yaptı e, diye gerçekten e, öyle. Ve yani şunu da söylemek lazım. Haftalardır eleştirdiğimiz Mourinho'yu belki de tek eleştirmeyeceğimiz mücadeleyi oynadı Manchester United karşısında. Manchester United'ın burada eksiklerinin olduğunu, Ten Tenak gibi bir teknik direktörden yavaş yavaş sıyılmak istediğini de unutmayalım. Peki Tabii ki e, çok güzel bir malzeme İngiliz basını için Jose Mourinho. Çok güzel bir malzeme. Çünkü e, söylemleri, ifadeleri, hareketleri ki bunun hepsini bir maça da sığdırdı bu arada Mourinho. Onana kurtarışındaki o şaşkınlığı, e, maç öncesi maç sonrası yaptığı açıklamalar... Ve sonrasında tabii ki İngiliz basını böyle bir fırsat yakalamışken manşetlerini süsleyecektir yani Mourinho için. Ee, Birçok açıklama var. Ben de şimdi baktım dış basına. Ee, öncelikle buradan bir puan alabilmek önemli. İyi bir oyun ortaya koydu Fenerbahçe Manchester United karşısında. Ee, ben galibiyette bekledim bir yerden sonra. Yani neden yenemesin dedim Manchester United'ı. Evet. Ve ee, hak etti yani. Kesinlikle yani. Kim hak etti derseniz net olarak... Fenerbahçe galibiyeti evet. hak etti Manchester United karşısında keşke yenebilseydi fakat olmadı ee, ama e, yine de bir puan iyiydi diyorum yani 3 maçta 5 puan topladı e, Fenerbahçe yavaş yavaş da daha da yükselişe geçecektir zorlu rakipleri var tabii ki Fenerbahçe'nin ama Manchester United'dan 1 puan alabiliyorsanız en azından bize şunu verebiliyorsunuz yani bu takım elenmez e, ilk 24'e kalır ilk 8'e ihtimal var dersiniz yani e, ben de öyle öngörüyorum ve Mourinho için söyleyeceğim şey ise ben artık şundan sıkıldım. Türk hakemlerini eleştiriyor. Dünyanın en iyi hakemlerinden birisi şu an Turpan. Turpan'ın eleştirileri vardı. Turpan kırmızı kart verdi. ya yani Türk hakemleri kötü ise sen dünyanın en iyi hakemlerinden birisiyle karşılaştın. Senin karşılaşmanında düdük çaldı ve senin yaptıkların ortada kırmızı kart gördün. Hadi onu geçtim. Onana'nın kurtarışı mükemmeldi. Enesiri'nin iki kafa vuruşunu engelledi. Onana Türkiye'de hiçbir kaleci bu kurtarışı yapamaz dedi. O sıralarda Lyon Beşiktaş maçı oynanıyordu. Ersin'in kurtarışları ortadaydı. Ersin'den genç oyuncumuzdan örnek vereceğim. 8 kurtarışı vardı. 8 net kurtarışı. Ben şunu söylüyorum. Bulunduğunuz ligi etrafınızdakileri, hakemleri küçümsemek bence doğru değil. Mourinho'nun bir taktiği bu rakibinizi küçümsemek de dahil buna. Hı hı. Ee, doğru bir şey değil açıkçası bu. Ben bundan biraz rahatsız oldum yani maç sonrası yani Onana gibi kurtarış yapan bir ya yani tam bakamadım açıklamalarına. Ee, ya tam cümleyi bilmiyorum ama Türkiye'de böyle bir kurtarış yapan kaleci yoktur. Evet, o, o gibi bir, minvali, e, bir ifadesi bir şey var. Evet. Yani bunların açıkçası ben doğru yorumlar, görüşler evet, olduğunu sanmıyorum. demişken şimdi mücadeleye döneceğiz ama e, kıyafet konusunda da mesela bugün bir gazetede e var. E, haberler Dikkat var. Sosyal medyada da çok konuşuldu bu durum. Evet. Türkiye'deki maçlara tişörtle şortmanla çıkıp <laughs> e, Avrupa maçlarına takım elbisesiyle çıkması da aslında o, o farkı gösteriyor şeklinde yorumlar evet, var. Evet bu kadar e, gözümüzün içine sokarak yapması doğru değil bence Mourinho'nun. Evet bir yerden sonra Mourinho diyoruz. Ben kimim ki Jose Mourinho'yu eleştiriyorum yani. Ama ifadelere geldiğimizde de her şey bariz ortada. Bunu da ifade etmek söylemek zorundayız. Türk hakemlerini eleştiriyor. Turpan sana kırmızı kart gösterdi. Onana gibi bir oyuncu Türkiye'de kurtarış yapamaz diyorsunuz. O aynı dakikalarda Ersin Destanoğlu, Lyon... ...karşı 8 kurtarış yaptı. Lyon deplasmanından 3 puanla ayrıldı Beşiktaş. Buna vesile oldu. Ersin Destan oldu. Ee, Okan Buruk'u eleştirmesi... ...direkt isim verip Galatasaray'ı eleştirmesi... ...ve bunun günün sonunda... ...Galatasaray'ın Kadıköy'den 3-1'lik galibiyetle ayrılması... ...vesaire vesaire. E şimdi bir yerden sonra da ben bunları bir hatırlatayım yani. Diye düşünüyorum. Ee, açıkçası bunları doğru da bulmuyorum. Ee, özellikle Mart ayından sonra... ...neler olacağını çok merak ediyorum. Yani... Morinho ile Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşabilecek mi ulaşamayacak mı? Bu sorunun cevabı benim için yeterli olacak. Yani çünkü Mourinho'ya sorduğunuzda Mourinho efekti demek kupalar demektir diyor. Sabır istiyor. O sabrın sonu selamet olacak mı? O kısmındayım ben açıkçası. Şimdi Enesriye tabii ki bir parantez açmak Hı. lazım. Uzun zamandır golü beklenen bir isim golünü de attı. Bundan sonrası için tabii ki o formayı aldı ve bırakmaz diyebilir miyiz? Yoksa acaba yine Ceko'yu bir noktada devreye sokacak mıdır Mourinho? Ne dersin? Ben net Ceko'yu yine 11'de düşüneceğini öngörüyorum. Eğer, Bak şey kıyafetini getirdi bu arada o gün sağ olsun ekrana. Teşekkür ediyoruz. Ee, güzel. Ee, açıkçası Ceko e, Ceko'yu 11'de düşünmezse ben Ceko'ya haksızlık yapılır diye de düşünüyorum ben. Hı hı. Ya şu anki aşamada bizim gündemimizde yok mesela Ceko'nun performansı düştü gol atamıyor vesaire diyor muyuz? Hayır. Hayır. Biz bunları konuşursak artık en İri formayı alabilir. Ona bir fırsat doğabilir. Şu an rotasyondan dolayı 3 günde bir maça çıkmadan dolayı Enes forma şansı buluyor, oynuyor. E, fakat ideal bir Fenerbahçe 11'inde net e, center for'a koyacağımız isim edinecek olur herhalde diye düşünüyorum. Bunu sezon başında attığı gollerle gösteriyor. Yani istatistik gösteriyor. Enesiri'nin kaçırdığı pozisyonlar da gösteriyor bunu. Ceko'nun ideal 11'de forvette olması. Yani bu bir gol onu doğrudan ya çok e, ben açıkçası 11'e yerleştirmez, ya yerleştirmez. Diyorsun. daha fazla maç çıkıp fazla gol atması gerekir neslinin ki Ceko'nun önüne geçsin. Peki keza şimdi Manchester United karşısında Mourinho'nun alışık olduğumuz sisteminden farklı bir oyun anlayışı daha hücumcu daha önde Tabii basmaya ki. çalışan bir Fenerbahçe gördük aslında sezon başından beri de bu kadrodan Mourinho'dan değil ama bu kadrodan beklentisi Fenerbahçe taraftarının buydu zaten evet, evet Mourinho'nun her zaman bir savunma anlayışı olduğunu zaten biliyoruz ama e, şimdi bundan sonra acaba o eleştirileri birazcık görüp e, Tamam biraz daha bu şekilde oynayacağız der mi yoksa yine ligle beraber o kontrolcü oyununa geri döner mi sence? Artık Fenerbahçe. demek zorunda çünkü e, geldiğimiz noktada artık yavaş yavaş ilk yarının sonuna doğru da geliyoruz. Yani ligin yarılamaya doğru gidiyoruz. E, bu sebeple doğru oyun ise ona doğru yönelmek zorunda. Ben Manchester United'a karşı Fenerbahçe'nin oyununu çok beğendim. Ve bu oyunda da devam etmesi gerektiğini düşünüyorum artık nasıl bir 11 şekillenir Mourinho'da? Hangi 11 ile bu oyunu sergileyebilir? Bilemiyorum ama Manchester United'a karşı oynanan oyun bence doğru oyundu. Manchester'a karşı böyle bir rakibi ablukaya alabiliyorsanız bunu net gördük. Doğru oyundasınızdır diye düşünüyorum. Galibiyeti elden kaçırdı diyorsak günün sonunda Manchester United'a karşı Fenerbahçe bu oyunu sürdürmeli diye de düşünüyorum. Diğer zaten yanılmıyorsam basit toplantısında da konuşuldu. Belki diyeceksiniz diğer takımlara karşı, Süper Lig'deki takımlara karşı niye böyle oynamıyoruz diye demişti Mourinho. Biz e, böyle oynasak Süper Lig'deki tüm takımları da yenebilecek güçteyiz e, mesajını da verdi Mourinho. Fakat derbi geride kaldı. Orada mağlup oldu. Demek ki yavaş yavaş takımı da e, oyunu da geliştirmeye çalışan bir Mourinho var. ...daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğiz diye de düşünüyorum ben açıkçası. Peki. Birkaç cümle sadece programın artık sonuna geldik Furkan. Hı hı. Bugün Trabzonspor'un maçı var Göztepe Deplasmanı. Şöyle birkaç cümleni alayım bu maçla ilgili. Göztepe Deplasmanları zorlu deplasmanlardır. İki, bir açıkçası birbirini nasıl diyeyim seven ve ilişkileri iyi olan camialar... ...Göztepe ve Trabzonspor camiaları... Ben e, zorlu bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Şen olacağı için bir başka zorlu karşılaşma. Fakat artık e, Trabzonspor'un tolere edebilecek bir umu şeyi de kalmadı. Zamanı da kalmadı, sabrı evet. da kalmadı Onu net söyleyeyim. Fakat geldiğimiz noktada Göztepe deplasmanı da gerçekten çok zor. Ve e, oradan Trabzonspor 3 puan almak için gidecektir mutlaka. E, ve bunun için çabalayacaktır diye düşünüyorum. Göztepe'de e, Fenerbahçe'nin iki puan kaybettiğini unutmamak lazım. Güzel evet. bir 90 dakika olsun. Peki. Çok teşekkürler Furkan. Ağzına sağlık. Ne demek. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler. Herkese mutlu hafta sonları diliyoruz. Sabah sporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.